Kalk, 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 kalk. Geç kaldık. Kalk. Telefonum kapanmış. Kalk. Ya alarm çalacak ya Zeynep. Kıyafetlerim nerede? Kulak duyuyorum ya. Saat kaç acaba saat? Benimki de kapanmış. Ne yapacaktım, ne yapacaktım, ne yapacaktım, ne yapacaktım? Dur. İlk günden geç kaldım ya. Ütülemedin mi bunları? Ütüleyeceğim, ütülüyorum, hemen ütülüyorum. Ya, yani bir şey de yap, yap bir şey de. Zeyn hocam, elektrikler gitmiş, elektrikler yok. Ne demek elektrikler gitti ya? Tamam, çok haklısın, sakin ol ama vallahi düşünemedim ki ben. Ya ütüleyecektim sabah gitmiş ben ya de... okulun ilk günü Berna, ne yapacağım şimdi, bunları mı giyeceğim, hepsi karışık, ütüleyeceğim demiştin ya. Abla tamam çok haklısın, yemin ederim çok haklısın, bulacağım çözümünü, sen bozma bir enerjini, bana bak. Ya. Dur sakin ol tamam, hadi gel buraya. Karışık hepsi. Tamam bulacağım çözümünü. Onur Beyoğlu yine gündemde birinci sıradaydı. Nasıl olmasın? İş İnsanları Derneği'nin ödül gecesinde ödülü yine o aldı. Ama muhteşem bir geceydi. Bütün iş dünyası oradaydı. Onur Beyoğlu da tabii ki gecenin yıldızıydı. Dikkat ettin mi? Onur Beyoğlu yine yalnızdı. Sence kalbi hala boş mu? Ne dersin şöyle? Aslında herkesin merak ettiği konuda tam olarak bu. Fakat ne yazık ki elimizde herhangi bir bilgi yok. Onur Beyoğlu'nun özel hayatı tam bir sır. Sorma. Beyoğlu ailesi haklarında çıkacak haberler hakkında oldukça dikkatli. Yani aile değil ama Onur Beyoğlu oldukça dikkat ediyor. Tabii bu gizem de bekar kadınların hakkını başından alıyor. Yalnız benim merak ettiğim bir şey daha var. Anne, Nalan Beyoğlu bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Ablası Alara'nın onca evliliğine rağmen Onur Bey'in kalbi hala boş. Duyduğuma göre holding kurucusu Zümrüt Hanım torununun başarılarından oldukça memnunmuş. Hayat sadece işten ibaret değil. Onur Bey birazcık iş hayatınızı bırakıp özel hayatınızla mı ilgilenseniz acaba? Çok karışık bu ya. Bu böyle olmaz, ben bunun üstüne bir şey giyeceğim. Zaten bunların da hepsi karışık. Bir şey diyeceğim. Müdür Bey seni fark etsin istiyordun ya. Bu kıyafetle kesin fark edileceksin Zeyn Hocam. Aynen Berna. Şakanın da zamanı zaten ya. Ayrıca ben yaptıklarımın, işimin fark edilmesini istiyorum. Ya sana da bir şey söylenmiyor. Ben onu mu diyorum? Daha dün bir, bugün iki. Tabii ki senin ne kadar iyi bir öğretmen olduğunu öğrenecekler, görecekler. Hem öğrencilerin de, hocaların da hepsi çok sevecek seni. Ben biliyorum onları. Hadi inşallah. Oldu mu? Sanki böyle oldu, biraz. Oldu, oldu. Şunu içine aynen sok. Okulun ilk gün elektriklerin gideceği tuttu yani. Bir şey diyeceğim Zeyn Hocam. Hah. Sen elektrik parasını babama mı verdin? Öyle bir saflık yapmadım de bana. Baba! Yapmışsın. Al işte yine günümüzü mahvetti. Yatırmadın değil mi Fat? Ah, yine bir Ayhan Firarda olayı, toz olmuş. Ya bir kere de lazım olduğunda ortalıkta olsa gerçekten öpüp başıma koyacağım ya. Nerede peki bu adam şimdi? Nerede olacak? Dükkanda uyuyakalmıştır korkusundan. Yine. Ya istemem ben onu. Hayır, hayır olur mu? Büyük anne gelmeden başlanmaz. Günaydın. Günaydın. Otur evladım, otur, otur. Kızım otursana, niye başlamadınız siz? Hemen. Olur mu anneciğim siz gelmeden? Kural kuraldır, öğrenilecek. Okulun ilk günü. Çocuk aç bir ilaç mı gitsin okula? Babanı unutmadan yıllık bilançoları teslim edeceğiz bugün. Senin imzan eksik. Bir şirkete uğraman lazım. Kenan'a söyle eve getir versin. Bugün çıkmayacağım. Tamam babaanne. Hallederim ben. Teşekkür ederim. Nerede bu çocuğun annesi? Hı? Okulun ilk günü. Bu ne sorumsuzluktur?
arada. Kaan, annesi, büyük annesi, anneannesi, dayısı, yoklama tamam. Okulukla gelmeyeceksin herhalde. Niye ki? Pullu payetli etekler falan. Eteğim çok güzel değil mi? Bana hiç bakma. Değil Alara, değil. Sadece kendini değil, ailemizi de temsil ediyorsun. Git üstüne doğru düzgün bir şey giy. Anne. Hadi evladım. Git münasip bir şeyler giy üzerine. Annen 40 yılda bir doğru söyledi. Hadi Alara'cığım, hadi. Tamam. Paşam, sen okula mı başlıyorsun bugün? Aa. Berhudar ol evladım. Allah zihni açıklığı versin. Üniversiteye gittiğin günleri de görürüm inşallah. Teşekkürler büyük anne. Ay görürsünüz anneciğim, görürsünüz, görürsünüz. Sizin maşallahınız var, görürsünüz. Hadi paşam, hadi kahvaltını yap. Aferin sana. Şeyi aldın mı telefonu? Al şunu, elektriğe yatır bununla. Bunda yol parası yaparsın, kalın ele yemek yersin, tamam? Sen ne yapacaksın ablacığım? Ya karıştırma sen beni, halledeceğim ben. Hadi geç kaldık. Hadi hadi yürü yürü yürü. Of baba ya. Babama kalsak tabanmaya devam. Bu hocalar da senin neyin sevmiyorsa öpsünler de başına koysun. Zeyn Hoca, hı? Ya sen bir zengin koca mı bulsan? Bizi şu garibanlıktan kurtarsan. Ha ablacığım? Sen bana aşktan haber vereceksin güzel kardeşim. Tabanmaya devam yani. Hayır, biz daha parasızlıktan elektriği ödeyememişiz. Sen hala aşk meş diyorsun ya. Ben sana Allah... okul diyorum, geç kaldık diyorum. Yürü ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Vır 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 konuşuyorsun ha. Çok güzel oldun ama. Ay yürü hadi. Ahu da mı bizimle geliyor? Bir sakıncası mı var? Bu kıza çok yüz veriyorsun, söyleyeyim. Bugün seninle tartışmak istemiyorum anne. Ya tamam, sustum. Ne biliyorsan öyle yap. Onur Bey! Geç kaldım, kusura bakmayın. Çok trafik vardı. Dosyalar hazır mı? Maalesef. Satış raporları eksik. Siz çıkıyorsunuz galiba, ben hemen şirkete... Gerek yok. Çalışma odamla tamamla. Çıktılarını al, ben okuldan dönünce birlikte üstünden geçeriz. Tamam. Ahu. Bu arada şirkettekileri söyle, bilançoları getirsinler. Babaannem imzalayacak. Gerisini konuşuruz. Tamamdır. Günaydın Nalan Hanım. Çok geç kaldık. Hoş geldiniz Ahu Hanım. Merhaba. Geç kaldınız. Herkes çıktı maalesef. Evet biliyorum. Onur Bey'le konuştum az önce. Nereye? Çalışma odasına. Çalışacağım. Oldu mu? Hı. Onur Bey mi verdi size anahtarı? Çaldım. Çaldım Şenis Hanım. Yakaladınız beni. Nalan Hanım'la konuşun isterseniz, size evin koruması yapsın. Çocuk bakımında harcanıyorsunuz.
Neyse arayıp sorun isterseniz, benim bunları ayıracak vaktim yok çünkü. Buyurun efendim, iyi günler. Hoş geldiniz hanımefendi, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. 50 liralık doldurur musun? Ya sabır, başka işimiz yok. Bir de bunları sayacağız. Of, yağma sakın, ne olur bugün yağma. Zeynep hocam, şükür kavuşturana. Vallahi gözümüz yollarda kaldı hocam. Hiç zahmet etmeseydiniz buraya kadar, biz araç yollar sizi evinizden aldırırdık. Çok özür dilerim, haklısınız. Yağmur, otobüs falan. Otobüs yüzünden geç kaldınız değil mi? Hadi ona inandık diyelim. İnanmadık da neyse. Peki bu üstünüzün başınızın hali nedir? Sırılsıklam haldesiniz. Öğrencilerinizin karşısına bu şekilde mi çıkacaksınız hocam? Velilerimiz demeyecek mi bu nasıl bir eğitimci diye? Yani... Yanisi hocam, bütün eğitimcilerimiz jilet gibi. Bir kendinize bir de onlara bakın. Bir aydır buradasınız hocam. Bir türlü alışamadınız ve üstüne üstlük devamı da böyle geç kalıyorsunuz. Olmuyor ama hocam. Haklısınız. Çok özür dilerim hocam. Geç kaldım. Daha fazla geç kalmayayım değil mi? Öğrencilerim beklemesin. Görüşürüz. Koca Holding'in sorumluluğu senin üstünde sayılır. Kolay mı tek erkek torunun babası olmak Kayacığım? Öyle öyle tabii. Sen bir de bu gelenlere söyle. Neyse Sabri'cim, sana doyum olmaz. Ben gideyim, benim yokluğumu hissetmesinler ama geleceğim muhakkak. Her zaman beklerim. Görüşmek üzere. Buyurun Onur Bey, hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Oğlum. Ne haber babacığım? İyi misin? İyiyim. Hala ara. Merhaba, hoş geldin. Ne işi var burada? Kaan'ın babası olduğu için olmaz. Onu açmam lazım. Efendim? Öyle mi? Nerede çıkmış haber? Tamam, gönder bakayım. Allah kahretsin. Onur Bey. Buyurun. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Ay birazcık heyecanlıyım, kusura bakmayın. Zeynep ben. Ben size teşekkür etmek istedim. Teşekkür ne için? Hayatımı kurtardığınız için. Anlamadım. Tabii böyle söyleyince birazcık tuhaf oluyor. Kardeşim Berna sizin verdiğiniz burslar sayesinde okudu. Peki sizin hayatınızı nasıl kurtardım? Eğer ona burs vermeseydiniz ben okulu bırakmak zorunda kalacaktım. Yani zorunluluktan. Parasal meseleler. Anlıyorum. Kurduğunuz vakıf çalışmalarınız birçok insanın hayatına dokunuyor. Ben gerçekten size minnettarım. Ne demek? Bu arada ben de vakıfta çalışıyorum. Yani gönüllü olarak. Tabii borcumu ödemez ama en azından benim gibi zorda kalan insanlara yardımcı oluyorum. Tabii sizin desteğinizle. Bahri, gel gel. Ha, buyurun müdür bey. Bu ne? Demek sizi vakıf çalışmalarından hatırlıyorum. Evet evet. Zaten karşılaşmıştık birkaç kez. Zeynep Hoca. Onur Bey'i nereden tanıyor? Bilmem, vakıftan herhalde. Zeynep Hoca Beyoğlu ailesinin vakfında çalışıyor. Ah bari. Ah bari. Neredeyse yakacaktın başımızı var ya. Böyle ayrıntılar atlama demiyor muyum ben sana ya? Astım mı listeleri?
Şimdi ısıracaktım müdür bey. Kadına da sabah bir dünya ayar çektim zaten, iyi mi? Başımızı yakacaksın Bahri. Hadi getir çabuk çabuk çabuk. Tamam efendim. Ne güzel. Bu vakıf programı ile ilgili... Asistanım Ahu ilgileniyor işlerle. Maalesef o da burada değil. Ne varmış? Lan bunlar için fiyat almak isteriz aslında. Bir konuşalım. Belki yurt dışı bayiliği için ortaklık kurabiliriz. Şunlara baksana. Çocukları umurlarında bile değil. Aksesuarları gibi. Öyle öyle de. Günün sorusu şu. En değerli aksesuarı kim alacak? Ne? Beyoğlu ailesinin biricik torunundan bahsediyorum hocam. Çocuk çocuk işte. Hepsi aynı, eşit. Kimin çocuğu olduğu benim için fark etmez. Benim için fark eder hocam. Aramızda kalsın. Müdür beyle konuştum, söz aldım. Küçük prens benim sınıfımda olacak. Zeynep hocam, sizi biraz dışarı alabilir miyim? Bari az listelersen, az. Hocam, bugün böyle oldu ama yarın gel. Yarınlar için hiç endişelenmeyin hocam. Yarınlar bizim... Efendim? Yani hepimizin demek istiyorum. İyi dersler. Araştırıp bana haber veriyorsun, tamam mı? Onur Bey, müsait miydiniz? Evet, buyurun. Dediğimi yap. Sizle pek ilgilenemedim. Malum yoğun bir gün. Ama sizi en iyi şekilde temsil etmek için tüm eğitim neferlerimle beraber... Ne güzel. Ne güzel. Sağ olun efendim. Tüm hazırlıkları yaptık. Sınıfları da belirledik. Kaan'ı da okulumuzun en iyi öğretmeninin sınıfına verdik. Yani Zeynep hocama. Zeynep hocamla da tanışıyorsunuz herhalde. Evet. Vakfımızın gönüllüsü kendisi. Pek güzel. Çocuğumuza hayırlı olsun diyelim o zaman. Zeynep hocam... Gerek okulumuzu... Çok özür dilerim. Zeynep hocam, görüşürüz. Müdür bey de demez mi Zeynep Hanım bizim için çok kıymetli diye? Cinlerim tepeme çıktı vallahi. Bu nasıl iş anlamadın? Ya anlamıyorum ki, paçoz da bir tip. Ay evet, neydi bugünkü hali öyle? Sırılsıklam gelmiş, süveteri geçirmiş üzerine babaanne gibi. Valla vakıf yemeğine de böyle gelirse ne olur bir fotoğrafını çek. Sonra çok güleriz. Haberi gördün mü? Hangi haberi? Bir bulursam canını okuyacağım herifin. Kimin? Ne oldu ya? Enerji sektörüne yatırım yapacaktım. İşgüzar verip işleri karıştırdı. Nasıl yani? 6 aydır fizibilite yapıyorduk o iş için. Herif haber yapmış. Kesin bizim tarafta bir muhbir var. Yoksa kıydırık bir muhabir nereden duyacak ki başka türlü? Enteresan. Adam resmen aklını okumuş. Aylardır üstünde çalıştığım her şey mahvoldu. Babaannem de öğrenecek. Babaannenle bu fikrini paylaşmamış mıydı? Planım sızmasın diye, eski kafalı babaannem itiraz etmesin diye oldu mu? Her şeyi hazırlayıp emrivaki yapacaktım. Geçmiş olsun. Ne diyeyim? İşlerden beni uzak tutmaya çalışınca böyle kazalar oluyor tabii. Benim derdim de senin derdin de.
olan olmuş artık. Ama bence bundan sonra beraber hareket edelim. Ne demek o? Babaannene karşı yan yana duralım. Neden? Neden yapasın ki bunu? Çünkü ben senin annenim. Tabii ki senin iyiliğini düşüneceğim. Ben o muhabiri bulacağım. Bulup konuşturacağım. Bana kimin ihanet ettiğini öğrenmem lazım. Kusura bakma ama hep ailenin yerine yabancılara güvenmenin sonucu bunlar. Bildiğin bir şey mi var? Ya, bir şey bildiğimden değil. Ama kiminle çalışıyorsa haini orada ara. Yakalandın Nalan Hanım. Şimdi avcumdasın. Gel Kenan. Singapurlularla Zoom görüşmesi için oda ayarlandı Onur Bey. Ben toplantıyı yapayım, sonra çıkalım. Merak etme, her şey hallolur. Ben yanındayım. Muhabiri hallettin mi? Aha. Onur adamı konuşturmak için tutturdu. Konuşturursa bela olur. Artık o adamı kimseyle konuşabileceğini sanmıyorum. Nasıl da sevgi pıtırcığı resimler. Neler karıştırıyorsun acaba? İblis. Fena yakaladım seni Nalan, çok fena yakaladım seni. Singapurluların teklifini de hallettikten sonra önümüz açık görünüyor. Hoş geldiniz. Senin ne işin var burada? Çalışıyorum Nalan Hanım. Ben söyledim sabah. Sana söylediklerimi hazırladın mı? Tabii Onur Bey, burada. Buyurun. Şey, benden istediğiniz diğer dosyayı da ben hallettim. Onu bırak. Enerji işe yatacak galiba. Nasıl yani? Bir muhabir öğrenmiş teklif vereceğimizi. Haber yapmış. Ama bu imkansız. Bence de. Kim?
kimden öğrenmiş acaba? Bilmiyorum. Ama bulacağım. Şuradaki lamba nerede? Lamba nerede? Bana mı soruyorsunuz? Evet, sana soruyorum. Nerede? Yani bilmiyorum. Hiç dikkatimi çekmemiş. Hayır, buraya o kadar çok girip çıkıyorsun ki nasıl dikkatini çekmedi? Ha? Yok, gerçekten çekmemiş. Ama sizin için önemli bir şeydi galiba. Önemliydi. Hayır, yani sabah şurada duran lamba şimdi niye yok, ben hiç anlamadım. Niye bu kadar takıldın anlamadım. Alt tarafı bir lamba. Yenisini alırız. Tabii ki ama babamdan yadigardı, o yüzden şey yaptım. Neyse, ben sizi bölmeyeyim. Çalışın. Ben geldim. Hoş geldin. Elektrikler de gelmiş. Baba, ne oldu? Ne oldu yüzüne? Hiçbir fikrim yok, anlatmıyor. Nasıl ya, ne oldu? Bir şey yok kızım. Adamlar dağıttılar dükkanı işte öyle durup dururken. Niye? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Ya öyle şey olur mu canım? Kim ki bunlar? Tanıyor musun sen? Yok kızım, nereden tanıyacağım? Tanımıyorum, vallahi tanımıyorum ya. Para falan mı istediler? Niye yaptılar böyle bir şey? Bilmem. Söylemediler. Böyle işte geldiler, it kopuk. Polis? Gittiniz mi polise? Yok kızım, yok. Karakollarda sürünmeye gerek yok şimdi. Aa, olur mu öyle şey ya? Dağ başında mı yaşıyoruz? Kalk Berna, gidiyoruz polise baba. Hadi. Gitmeyelim kızım şimdi, gece gece tadımız kaçmasın. Baba. Kaçsın baba, kaçsın. Hayır yani biz Denyoları Koruma Derneği miyiz? Hadi. Hadi baba, yürü. Gidemeyiz. Neden? Kızmak yok ama. Söyle baba. Ben aslında o adamları tanıyorum ama yani biraz tanıyorum. Bir bahis işi olmuştu da yani işte öyle. Al işte. Al işte, yine bir Ayhan Özcan klasiği. Buyur. Evet kızım. Haklısın. Yine bir Ayhan Özcan klasiği ile karşınızdayım. Ama ne yapayım kızım işte. Söyleyemedim. Utandım. Utandın mı? Ya senin utanman var mı ki baba? Berna. Galiba yok kızım. Haklısın yani. Eğer olsaydı böyle olmazdı. Ben size yük oluyorum. Doğru söylüyorsun. Ama gerçekten tek istediğim şey yani sizin iyiliğiniz ve güzelliğiniz. Her şey güzel olsun istiyorum ama olmadı. Yapamıyorum, beceremedim yani. Bu sefer de olmadı. Olmuyor işte, çünkü hep aynı hikaye. İyi olsun diye, güzel olsun diyeymiş. Ya bu güzel bir şey mi şimdi, iyi bir şey mi ya? Ben mi yanlış görüyorum abla? Tamam ya. Tamam ne tamam ya, ne tamam? Ya bak baba. Sen faturanın parasını gider kumar oynarsan bu elektriği keserler, duydun mu? Sonra da gidip kumar oynarsan da adamların borcunu vermezsen gelir o kafanı patlatırlar ya. Anlamıyor musun bunu? Basmıyor mu kafan? Aa, yeter. Ya yetmez abla, yetmez. Babama yetmez. Adam bahis dedim mi coz atıyor, sen görmüyor musun ya? Sus. Kalk al o poşetleri, hadi götür mutfağa. Yürü, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Bir şeyler hazırla. Onları da koy, dolaba mı koyuyorsun, ne yapıyorsun? Hadi kalk. Kalk Berna. Hadi.
Ben pilav getirmiştim ama. Ulan her akşam pilav, her akşam pilav. Yemin ederim içimde artık pilav ağacı çıkacak ya. Çok kızdın mı? Kızdım. Kızdım, evet. Ama ne yapalım? Olan olmuş. Ne kadar borcun? Bu kaçıncı lan? Bizi mi çekmiyorsun? Yok, vallahi billahi bak bu hafta vereceğim, yemin ediyorum. Bırak lan bunu. 250 bin. Duydun mu? Tam 250 bin ödeyeceksin bize. Ödemezsen eğer evini de alırız, dükkanını da alırız. Tamam. Akıllı ol. 25 bin. Tamam. Hallederim ben. Nasıl öleceksin kızım? Senin de paran yok. Bilmem. Avans çekerim, kredi çekerim. Ne bileyim, buluruz bir şey. Tamam. Üzülme. Üzülme, tamam. Babam üzülmesin diye hep biz üzülüyoruz abla. O ne olacak peki? Sen var ya. Neyse ya, ben aç değilim tokum. Afiyet olsun size. Pilav güzel olmuştu ama. En azından bir tane şeyi güzel yapabiliyorum. Enerji sektörüne gireceğimizi haberlerden mi öğrenecektim Onur evladım? Bakıyorum şirkette esamem okunmuyor artık. Tabii ki söyleyecektim babaanne. Ne zaman? Balık kavağı çıkınca mı? İş belli bir olgunluğa ulaştığında elimde somut verilerle gelmenin daha doğru olacağını düşündüm. Son derece mantıklı. Mantıklı olan bildiğimiz işi yapmak. Enerji işi bizim kalemimiz değil evladım. Girdisini çıktısını bilmeyiz. Hangi hususlar lehimizdedir, hangileri aleyhimizdedir bilmeyiz. Onur da bunları araştırıp net bir rapor olarak size sunmak istemiş anneciğim. Onur'la konuşuyorum ben. Şirketin sahibi benim, yöneticisi o. Peki sen necisin ki her lafın içindesin Nalan? Bak evladım. İnşaat ve turizm işimiz gayet güzel gidiyor. Gıda sektörü de baba mesleğimiz. Kâfi evladım, kâfi. Ama enerji sektöründe kâr marjı büyük babaanne. Gereksiz iştah tez açlık getirir. Yerimizde mi sayacağız böyle? Biz tecrübelerimizle güçlüyüz. Artık değil. Devir değişti. Ben sözümü söyledim. Ben ölünce gidersin neyin peşinden gideceksen. Aslında benim de aklımda kozmetik sektörü var ne zamandır. Of, çok cool olmaz mı o işe girsek? Ha? Yani sektörü taşıyan çok fazla aktör de yok. En azından şimdilik yok. Ne dersiniz? Babaanne? Maşallah. Sen sektörü zaten yüzünde taşıyorsun evladım. Başka yere taşımaya ne harcet? Sende ne var ne yok Kaya Beyoğlu? Hala kurulamayan işlerin hayaliyle devam mı? Maalesef Zümrüt Hanım. Hala sizin deyiminizle ipsiz sapsızım. Ali aradan boşanınca biraz derbeder oldum. Düzeleceğim inşallah. Bu arada beni yemeğe davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Kayacığım, Kayacığım lütfen. Bunlar nasıl sözler böyle? Sen Kaan'ın babasısın. Sen de bu evin bir oğlusun.
teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim ben müsaadenizi isteyeyim. Vakit geç olmadan gidip bir Kaan'ı görüp oradan da gideyim. Müsaade sizin Kaya Bey oğlum. Biliriz eski huylarını. Bu saatler oldu mu evler dar gelir sana. Evet, teşekkür ediyorum. Sizlere de afiyetler olsun. Bunu da bırakayım. Şöyle, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ne haber güzellik? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İç güveysinden hallice. Ne oldu, uyudun bizim ola? Bilerek yapıyorsunuz. Neyi bilerek yapıyorum ya? Hayda, adımız çıkmış 9'ayım ben 8'e. Benim oğlumla ilgilenmiyor musun? Evet, ilgileniyorum. Alara doğru düzgün bir evlilik yapamadı. Hep ipsiz sapsız adamları getirdi karşımıza damat diye. Ama babaanne. Sen hiç konuşma kızım. Senin gediğini yamamaktan bu anam bitap düştü. Sana gelince, bak oğlum. Madem bir aile şirketiyiz biz, adama sormazlar mı senin ailen nerede diye? Anlamadım. Ne demek? Patronluk dediğin aile babasına yaraşır. Deden gibi, baban gibi. Madem şimdi sıra sende, bizi sen temsil edeceksin, o zaman sorumluluğunu alacaksın. 2 2 daha 4. Evli barklı bir patron insanlara güven verir. Bu böyle. İster beğen, ister beğenme. O yüzden de senin için iş kurmak değil yuva... Yeter, tamam anladım. Hala aynı terane. Terane? Sana saygım sonsuz babaanne ama son kez söylüyorum. Ben bir daha evlenmeyeceğim. Kapattım artık o defteri, bitti. Anlıyor musun? Eğer benimle ilgili bir hayal kuracaksan bu gerçek üstünden kursan iyi olur. Size afiyet olsun. Geçtim sinirin. İyi misin? Geçmesen olacak ki. Babam için vız geliyor, tırıs gidiyor zaten. Üzülüyor ama. Ay yazık. Canım çok mağdur adam. Kıyamam. Aman tamam, vallahi babamdan bahsetmeyelim. Benim babamdan her konuştuğumuzda böyle bir cinlerim iyice bir tepeme çıkıyor çünkü. Ay tamam tamam. Sen ne yaptın hocam, anlat. Nasıldı bugün? Yani garip bir gündü. Oğul, vukuata gel. Dökül hocam, ne oldu anlat bakayım. Onur Beyoğlu'nun yeğeni benim sınıfıma verildi. Ama bu da böyle okulu çok büyük bir olay oldu yani. Ya kızım ben sana demedim mi? Hayır sen fark edilmeyecek bir insan mısın? Al işte bak, müdür de fark etmiş seni. Ya şimdi Onur da böyle... ben Zeynep tanıyorum falan deyince daha da bir onur diyorsun. Tanıyor manıyor. Ne oluyor, bir samimi olunmuş. Yok canım, öyle koridorda karşılaştık bir 5 dakika. Konuştuk konuşmadık. O kadar bir şey. Fakat o da yetmiş. Yani... çok tatlı, çok nazik böyle. Çok kibar bir adam yani Onur Beyoğlu. Ay beni vakıftan hatırladı.
Yani. Hayır, bir zahmet hatırlasın. Ömrünü vakfettin kızım sen onların vakfına. Ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Bir sürü insan çalışıyor canım orada. Bir tek ben çalışmıyorum sonuçta. Ay ne bileyim. Parasız çalışan bir tek sen varsın diye öyle söyledim. Ay Berna ya. Üf, tamam. Tamam, hiçbir şey söylemiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bana da malum burs verdiler değil mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Yarın vakfın yemeği var. Ne? Onur Başkan da gelecek. Evet, o da gelecek. O zaman yine konuşursunuz. Belki bu sefer uzun uzun pislik. Ay ben de dinliyorum, bu da ciddi ciddi bir şey diyor diye. Yani öyle mi diyorum ben, terbiyesiz ya. Nalan Hanım, sizin odanızdan çıkarken gördüm. Emin misin? Evet, eminim. Zaten sabah görünce bir garipsedim. Elinde anahtarlarla. Onur Bey verdi dedi. Anlıyorum. Tabii sizin odanızda ne kadar kaldı ya da içeride ne yapıyordu bilmiyorum ama. İçeride ne yapıyordu bilmiyordum ama. O kadarını bilmene gerek yok. Gerisini ben hallederim. Tamam, çıkabilirsin. Şuradan telefonumu da ver. Alo. Şu Ahu var ya Ahu. Ahu. Onur'un asistanı. Onu bana biraz daha bir araştırır mısın? Daha derinden. Daha derin. Daha derin bir araştırma. Her şeyini bilmek istiyorum. Nedir? Kimdir? Nereden geliyor? Söylediklerini değil, söylemediklerini bul bana. Çok garip. Sanki başka birisine bakıyorum. Böyle hissetmen normal. Bombanın yüzünde bıraktığı tarbat çok büyüktü komutanım. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Asıl siz bizim hayatımızı kurtardınız komutanım. Üstelik bir kere değil, kim bilir kaç kere. Biz ne yapsak size olan borcumuzu ödeyemeyiz. Hadi bakalım ne yapacak? Gel. Serhat'ım. Anne. Serhat'ım. Yavrum, kuzum. Sen evde bekleyin dedin ama dayanamadık geldik işte. Alper, gelsene. Alper gelsene. Kaç kere gördü ama alışamadı daha. Alışacağız aslan parçası, alışacağız. Beraber bakalım mı aynı? Güzel olmuş mu? Yakışıklı mıyım hala? Ama sen daha yakışıklısın biliyor musun? Berna, ben çok mu zevksiz giyiniyorum? O nereden çıktı, ne oldu? Hiç. Sordum öyle. Yok, sen öylesine bir şey sormazsın. Ne oldu? Anlat bakayım. Okulda duydum. Arkamdan konuşuyorlardı. Tabii de ben şimdi böyle üstüm kırışık falan. Bir de yağmur. Zevksiz diyorlardı.
Sen buna mı üzüldün? Yani tabii durumları bilmiyorlar. Haklılar onlar da, ne diyeyim. Halt etmiş onlar. Şimdi vakıf yemeği var ya. Ondan şey yaptım ben de işte. Heh, işte bana bunlarla gel. Bak sana bir şey diyeyim mi? Yedireceğiz onları o laflarını. Hadi kalk. Aman dur bir otur şuraya. Delirme hemen. Allah onun için artık çok geç ablacığım. Yarın kuğu gibi olacaksın. Bak. Herkese nasıl giyinilir göstereceksin. Sana bakan şöyle bir daha bakacak. Aa diyecek, Zeynep Hanım'a bak sen diyecek. Zeynep Hanım neymiş böyle diyecek. Abartma be, takmıyorum o kadar ben. Öyle anlattım işte. Ama ben taktım. Bak hepsi tükürdüğünü yalayacak. Sana öyle bir tarz yapacağım ki. Hepsinin dibi düşecek. Hadi ya kalk, hala şunu içiyorsun. Bırak şunu hadi. Ay iyi, hadi. Hadi bakalım. Bütün eziyetler bitti çok şükür. Fotoğraftaki adam mı benim? Yoksa aynada yüzünü tanıyamadığım adam? Hangisi? Serhat'ım, güzel oğlum. Ne demekmiş o? Yüzüm nasıl olursa olsun sen aynı adamsın. Benim tertemiz kalpli evladımsın. İçi mühim insanın, içi. Alışamadım Seher Sultan. Alışacaksın kuzu. Alışacaksın. Zaman. Zaman. Göreceksin bak. Hepsini unutacağız. Başımıza gelen bütün musibetleri unutacağız inşallah. Ameliyatları. Çektiğin acıyı, sancıyı. Yola mayın koyup sizi tuzağa düşüren o soysuzları bile. Hepsini. Hepsini unutacağız kuzum. Peki Mahlül'den emekli olduğumu? Serhat'ım, buradasın. Hayattasın, yanımdasın. Allah'ıma şükürler olsun. Seni bana bağışladı. Sen hep elinden geleni yaptın kuzum. Hepimiz için. Canla, başla. Allah'ım seni korudu. Şükretmemiz lazım. Gücüne gider. Haklısın anne. Şükürler olsun. Amin kuzum, amin. Bak, hatırlıyor musun bunu? Bu çekildiğinde ne kadar mutluyduk. Yine öyle olacağız. Keşke o da burada olsaydı. Her şeye çare var. Ölüme çare yok kuzum. Keşke. Figen de yaşasaydı. Oğlunun büyüdüğünü görebilseydi. Kader. Elden de bir şey gelmiyor ki. Bak. Yadigarı bizimle. Öyle. Tamam. Şimdi biraz ciddi konulardan konuşalım. Bundan sonra oradan oraya koşturmak yok. Sen artık köşene çekileceksin. Ve dinleneceksin Seher Sultan. O ne biçim laf be? Ben duramam çalışmadan. Ben artık iyileştim anne. Elim ayağım da tutuyor çok şükür. Bir de bir iş buldum mu? Tamam. Ay çok kolay iş bulmak. Kolay kolay. Kenan vardı ya hani, sen de biliyorsun. Ha. Beyoğlu ailesinin yanında çalışıyormuş. Telefon numarasını bulamadım ama yarın gidip bir bakacağım. Eğer hala orada çalışıyorsa koskoca şirket. Bir yerde bir adama ihtiyaçları vardır herhalde değil mi? Oğlum dur. Daha hastaneden çıkmadan. Hayret bir şeysin vallahi. Çıkıyoruz işte anne. Sen valizi al. Şuna bak. Kuzum. Yok dur şuna dur. Şununla başlayacağız tamam mı? Hadi bakayım gel. Ablacığım kalksana. Yok yok bu olmaz ya. Çok çok götür bunu. Tamam moral bozmak yok. Çok güzel olacak. Dur bakayım. Şu ikisi. Şu nasıl? Bu tatlı güzel. Rengi de güzel. Bakayım. Bak. Ay yok ya. Günlük gibi böyle bir şey gündelik. Garip oldum. Yok istemiyorum. Dur sen. Bir de şunu deneyelim. Çok güzel. Tamam bu bak. Yakaları falan çok tatlı. Dur tamam dur. Ay yok ya. Yakalar falan ne bileyim. Kaçıncı yüzyıldayız yani. Çocuk gibi.
beğenmedi. Bırak ya, bırak, at at. Buldum. Buldum. Bekle. Sakın kıpırdama. Geliyorum. Dur bekle. Allah'ım çok iyi olacak. Dur sen. Dur, nereye koydum ben? Kız aşağıya koydum. Geliyorum, dur. Ta 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 ta. Hayır, hayır, hayır. Bunları hemen götür. Mezuniyetin için aldım ben bunları. Giymem, götür. Ya abla saçmalama. Mezuniyette bir kere giyeceğim. Kaç para verdik şunu? Giysen ne olur yarı? Hayır Berna, giymem diyorum bir ya. Bir tutar mısın? Bir tut şunu. Bir tut. Ya saçmalama ki. Lütfen. Ölümü gör. Ya ölüm öyle, ne diyorsun be? Saçmalama. Tamam, giyeceğim. Al. Gel bakayım, şöyle bir sarılayım sana. Ya seni çok seviyorum. Tamam, hadi git. Hadi. Aslan parçası. Ne yapıyorsun bakayım? Hiç. Sen beni mi izliyordun? İtiraf et yoksa gıdık cezası. Sen beni mi izliyordun? İtiraf et. Tamam pes. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben hastanedeyken seni çok özledim, biliyor musun? Ben de. Sen aslında gıdıklaman aynı. Böyle sarılınca da aynı ama bakınca... Yüzün neden değişik, değil mi? Peki sen her şeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Bir gün seninle balığa gitmiştik. Böyle 3 tane kocaman balık tutmuştuk. Son akşam da afiyetle yemiştik, onu hatırladın mı? Bir gün de seninle ıslanmıştık. Böyle donumuza kadar su aldık. Sen hasta olmuştun, hani sana bakmak zorunda kaldım, onu hatırladın mı? Peki annemi? Annemi de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Sana bir sır vereyim mi? Ver bakalım. Anneanneme söyleme, tamam mı? Yoksa yine ağlar. Ben annemi çok özledim. Ben de çok özledim. Keşke onu rüyamda görebilsem. Görürsün belki, aslan parçası. Sen sakın cennete gitme, olur mu? Yoksa ben şimdi çok özlerim. Tamam, söz. Evet, konuşmanız hazır. Davetlerin organizasyonunu da hallettim. Evet, bu da tamam. Ne kadar sürer işimiz? Yani yaklaşık 2 saat kadar sürer Onur Bey. İçerisi hazır. Buyurun, geçebiliriz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş buldum. Ne kadar şıksın. Teşekkür ederim. Ben size masanıza kadar eşlik edeyim. Ben yerimizi biliyorum, bulurum. Teşekkürler, senin işin aksamasın. Zeynep Hanım, bir bakar mısınız? Geliyorum.
Affedersiniz. Buyurun. Ben Kenan Parlak'la görüşmeye geldim. Şirkete gittim ama burada olduğunu söylediler. Vallahi buralardaydı ama. Rahmi, Kenan Bey'i gördün mü? Az önce buradaydı ama. Birazdan gelir herhalde. Tamam, ben sizi meşgul etmeyeyim. Kenan Bey'e geldiğimi söylersiniz. Burada bekliyorum. Kenan Bey nerede? Yok Ahu Hanım. Dışarıdaki beyefendi de sormuştu zaten. Birazdan gelir. İyi peki, tamam. Gelince söyle yanımıza gelsin. Acil. Peki tamam. Efendim. Vardı. Onur Bey'e açılışla ilgili bilgi verecektim. Tamam, ben veririm. Bana iletin. Peki, onun konuşmasıyla başlayacağız. Hı-hı. Arkasından yemek, sonra da plaketler dağıtılacak. Tamamdır, iletiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok bir şey yok tabii ki. Evet. Onur Bey, sizin konuşmanızla başlayacaklar. Buyur kardeşim. İşinize karışmak gibi olmasın ama. Evet evet, hallettik. Az önce yan taraftan birisi giriş yaptı ve bence şüpheli hareketleri vardı. Bir bakın isterseniz. Kardeşim, bizim orada adamlarımız var, onlar halleder. Sen işine bak. Sen bilirsin. Vakfımız bu yıl tam 257 yoksul kız öğrenciye burs vermiş olup yine yoksul semtlerdeki okullara da aynı olarak yardımlarda bulunmuştur. Bu vesileyle vakfımızın kurucusu Zümrüt Beyoğlu'na, tüm çalışanlarımıza ve gönüllerimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların üstün çabaları olmasaydı bunu başaramazdık. Şunu söylemekten gurur duyuyorum ki bugün vakfımızda çalışan gönüllerimiz arasında okuttuğumuz çocuklarımız ve onların yakınları da var. Sensin sen. Abimi öldürdün. Vakıfmış, iyilikmiş, bunların hepsi yalan. Şeytansın sen. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? İkiniz arkaya dolaşın. Arkadan gelin. Dur dur, yapma. Yapma lütfen. Seninle bir işim yok, çekil. Abimi öldürdün. Onu sen öldürdün. Bak, derdin ne bilmiyorum. Abin kim onu da tanımıyorum. Ama ben kimseye bir şey yapmadım.
Yalan! Yalan söylüyorsun. Onur Bey! Onur Bey! Bak kadınlar var burada, korkutuyorsun onları. Derdin neyse indir silahını konuşalım. Hayır, böyle konuşacağız. Onlar da senin nasıl bir insan olduğunu öğrenecek. Abime yaptıklarını herkes öğrenecek. Eğer beni vurursan seni tutuklayacaklar. Hayatın mahvolacak. İzin ver abine ne olduğunu beraber araştıralım. Palavra. Görüyor musun nasıl bir yalancı olduğunu? Rahat bırak onu. Senin derdin benimle. Vay! İyilik timsali. Bak bu pozlar falan hepsi yalan. Kimse senin umurunda bile değil. Bence yalan söylemiyor. Doğru söylüyor. İndir silahını lütfen. Ben de sana yardım edeceğim. Söz veriyorum. Ben de sana yardım edeceğim. Tamam. Sizin sözlerinize karnımız tok bizim. Bugün burada bu adamın gerçek yüzünü herkes öğrenecek. Abime yaptıklarını herkes öğrenecek. Geleneksel yemeği afiyet olsun. Saldırıya sahne oldu. Vakfın başkanı Onur Bey. Baba bir tane daha koysana. Ortasında tamam, silahlı bir saldırgan 100 lira. Rehin aldı. Silahlı saldırgan Cevat Topal'ın intikam için bak, bu kızım. Eylemi düzenlediği öğrenildi. Bu ablanın şeyi değil mi ya? Evet. O vakıf. Vakıf gönüllülerinden genç öğretmen Zeynep Özcan'ın cesareti sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi. Onur Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu fakat genç öğretmenle birlikte 5 yaralı olduğu elimize ulaşan bilgiler arasında. Kızım. Ablan değil mi kızım? Başına bir şey gelmiş olmasın şimdi. Baba tamam sen dur sakin ol ben bir ablamı arayacağım. Tamam hadi çabuk ara çabuk. Açmıyor mu? Kapalı. Sen dur ama babacığım, sen sakin ol. Ben şimdi Ayşe'yi arayacağım. Onun dernekten arkadaş o kesin açacak. Dur sen şimdi. Ne oldu bana? Hastanelisiniz. Merak etmeyin. Boğulmak üzereyken kurtuldunuz. Geçmiş olsun. Onur, Onur Beyoğlu nasıl? İyi mi? İyi şu an, müşahede altında. Affedersiniz, Zeynep Özcan yaralı olarak gelmiş. Hangi serviste, nerede? Ben kardeşiyim. Bakıyorum, acil girişinde soldaki ilk odada. Tamam. Acil, acil. Baba. Acil, nerede kızım acil? Düz dedi. Ha? Düz dedi, gel. Zeynep Hanım. Buyurun. Ben Beyoğlu Holding'den geliyorum. Şirketin hukuk birimi başkanıyım. Müvekkillerim uğradığınız mağduriyetten dolayı çok üzgün. Size ve sizin gibi saldırı sırasında yaralananlara 250 bin lira tazminat vermek istiyoruz. Anlamadım. Neden? Bu yaşanan tatsız olay için. Mağduriyetinizi gidermek adına.
Ben bu parayı istemiyorum. Teşekkürler. Anladım. Sanırım dava açacaksınız. Yok. Hayır, neden dava açayım? Yani ben para için bir şey yapmadım. Anlıyorum. O zaman bu belgeyi imzalamamızda bir sakınca yoktur sanırım. Bu nedir? Küçük bir muvafakatname. Vakfa karşı bir şikayetiniz olmadığına dair. Ben bir kalem alabilir miyim? Buyurun. Abla. Kızım. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. İyi misin? Kim bu adam kızım ya? Ne imza attılar sana? Ha? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Şirket avukatı. Vakfı şikayet etmeyeceğime dair bir belge imzaladım. Yani onların bir suçu yok zaten. İyi misin? Nasılsın peki? İyiyim, iyiyim. Birazcık boynumu incitmişim, o acıyor. Ama iyiyim. Başka bir şeyim yok. De, senin elbise gitti. Telefonu da düşürdüm. Alacağım onu, söz. Ya öpmüşüm elbisesini falan. Sen nasılsın? Ağrınsızın var mı? Bir ihtiyacın var mı? Ha? Yok, iyiyim. Merak etme, iyiyim. Ya ne demek merak etme kızım? Aklımız çıktı. Bütün haberlerde sen varsın. Ya tam bir ablan star bebeğim durumu oldu yani. Bunlar ne ya Zeynep? Ne bu kızım? Mağdurlara tazminat vermek istediler ama ben istemedim tabii. Ha. Tam olarak ne kadar istemedin kızım? Baba. Kızım soruyorum sadece. Öğrenmek için soruyorum ya. Ya keşke yırtmasaydın, böyle buruşturup plan atsaydın. Aa, tamam ya, neyse. Bari de benim kızım dünyalara bedel. Hmm, tabii ya, ne demezsin. Sen çok düşünürsün çünkü kızını. Ay tamam Berna, uzatma ya. Yalan mı ya? Benim yüzümden paralamıyor musun vakıfta sanki kendini? Hayır Berna, ne alakası var? Ben çok seviyorum orada çalışmayı. Ya kızım, ablan kendi istediği için orada çalışıyor. Sen şimdi niye böyle söylüyorsun? Beni üzmemek için öyle söylüyor. Benim yüzümden kendisini borçlu hissediyor, görmüyor musun ya? Hiç bakma öyle abla. Senelerdir onlar için çalışıp duruyorsun. Vakıf ayrı, okul ayrı. Ama yok, hiç bitmiyor bu borç nedense. Berna, onların bir suçu yok. Gayet iyi insanlar onlar. Ya neresi iyi insanlar? Nerede? Hani o kurtardığın adam nerede? Görmeye geldi mi seni? Zaten televizyonda söylemedi mi adam yaralı diye? Ya Berna'cığım, bütün insanlar kötü, bir tek biz iyi değiliz kızım. Onlar da iyi olabilirler. Hem sadece ben onu kurtarmadım ki. O da benim hayatımı kurtardı. Ya boğulacaktım neredeyse, o kurtardı. İyi de onun yüzünden düşmedin mi zaten sen oraya? Tamam, hadi o yaralı. Peki diğerleri? Gelip bir teşekkür edeceklerini, iyi misin diye soracaklarına para yollamışlar. Onu da avukatlarıyla. Ya bir açın artık gözünüzü ya. Bu insanların size nasıl davrandıklarını anlamıyor musunuz gerçekten? Siz onların umurunda bile değilsiniz, görmüyor musunuz ya? Nalan Hanım, bir fersik olursa söyle demiştiniz. Zeynep Hanım'ın ailesi bir sorun çıkaracak gibi duruyor. Tamam, sen işine dönebilirsin. Alo. Affedersiniz Zeynep Hanım. Buyurun, bir problem mi var? Aceleden unuttum. Nalan Hanım taburcu olduktan sonra müsait olduğunuzda yüz yüze teşekkür etmek için sizi evinde misafir etmek ister. Öyle mi? Tabii. O zaman kendisini iletiyorum. Tamamdır. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Gördün mü kızım? Neymiş? Demek ki seni unutmamışlar kızım. Yani evi çağıracaklar, böyle büyük bir izzet ikram yapacaklar herhalde. Hastane köşelerinde geçiştirmek istememişler belli ki. Tamam, haklısınız. Teslim oluyorum ama abartmayın. Demek ki neymiş? Peşin hükümlü olmamak gerekirmiş. Zenginler de iyi ve kibar olabilirlermiş, değil mi ablacığım? Tamam dedim de, Allah Allah, üstüme gelip tutmayın. De kızım, onlar yine bir şey verirlerse bu kez geri çevirme, tamam mı? Ayıp olur. Böyle hiçbir şeyinizi istemiyorum der gibi olur. Boş ver, sen al. Zengin insanlar verdikçe rahatlarlar. Ne gibi baba?
Ne bileyim yani eve çağırdıklarına göre demek ki daha büyük bir şey yapacaklar. Burada bunu yapan evde kim bilir ne yapar? Buyurun Nalan Hanım. Oğlumun hayatını kurtardığınız için size müteşekkirim. Ay, çok teşekkür ederim. Nedir bu? Duydum ki kazada telefonunuz kullanılmaz hale gelmiş. Para da kabul etmediniz, bari bu küçük hediyemizi kabul edin. Ne gerek vardı? Ben alacaktım kendime zaten küçük bir şey. Ay canım benim. Onur almadığınızı öğrenirse çok üzülür. Onur Bey'in hediyesi mi bu? Güle güle kullanın. Siz nasıl oldunuz bu arada? İyiyim. İyiyim şey, birazcık boynumu incitmişim. Ama geçti. Hatta derslerime bile başladım. Ne güzel, ne güzel. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeyin. Hemen beni arayın. Olur mu? Ufacık bir sağlık problemim bile olsa hemen hastaneye gidiyorsunuz. Hiç ücret ödemeden. Çok mahcup ediyorsunuz beni gerçekten. Estağfurullah. Mahcup olacak biri varsa o da benim. Sizin başınıza bunları biz getirdik. Oğlum için kendinizi tehlikeye attınız. Olur mu öyle şey? Kim olsa aynısını yapardı. Onur Bey, nasıl? İyi mi? Çok iyi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim gerçekten. Her şey için. Nalan Hanım. Canım. Ben size randevunuzu hatırlatmak istemiştim. Ben artık kalkayım, daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun, ben size geçireyim. Benden bir isteğiniz var mıdır Nalan Hanım? Geç kaldın. Bir saat esir oldum şurada. Özür dilerim. Ben 10 dakika sonra dediniz sandım. Özür dilerim. Her şey özür diliyorsun. Günün yarısı özür dilemekle geçiyor. Sadece işini yap. Yeter. Buyurun. Zeynep ben. Zeynep Hanım kusura bakmayın. Kafam çok dalgın yoğunluktan. Teşekkür edemedim size de. Nasıl oldunuz? İyiyim. Gayet iyiyim. İyiyim. İyi. Güzel. Ben hediyeniz için çok teşekkür ederim. Evet. Güle güle kullanın. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Şimdi işleriniz vardır, yoğunsunuz. Kolay gelsin, iyi günler. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Buyurun Zeynep Hanım, sizi ben bırakacağım. Saldırgan hakkında bilgi aldın mı? Yok. Kimse bana bir şey anlatmıyor ki. Sana da kahve söyleyeyim mi? Yok. Sağ ol. Ben emniyette içtim. İyi. Peki o zaman. Enerji sektörü haberini yapan muhabirin kardeşiymiş çocuk.
Bana saldıran. Ah, öyle mi? Öyle. Abisinin öldürüldüğünü söylüyor. Bunun içinde beni ve şirketi suçluyor. Saçma sapan bir iftira. Umarım öyledir. Umarım bu işin altından da sen çıkmazsın anne. Afiyet olsun. Ya söz diyorum işte ya. Evlatlarımın üstüne diyorum. Daha ne diyeyim abicim? Kes. Lan oğlum bu kaçıncı söz? Abi son. Vallahi de son, billahi de son. Bana bak. Sana 3 gün süre. Ya borcunu ödersin ya da dükkanını da evini de alırım. Ya abicim, şimdi benim kız var ya bak. Şu Beyoğlu ailesi var ya. Söyle. Benim kız bunların oğullarının hayatını kurtardı, tamam mı? Bunlar, bak dur, dur. Bak, bak görüyor musun? Onlar da... Ah, inanmıyorsan al. Vallahi de billahi de bak. Onlar da benim kıza böyle ödül diye bunu vermişler ama kız yırtmış da bir şey olmuş ama. Vallahi de... Kes sesini. Yaklaş. Yaklaş. Yaklaş lan! Bir daha bize oyun çekersen gelirim buraya. İşte o zaman seni... Vallahi geldi, billahi geldi bak. Ama bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Benim kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ne olur belli etmeyelim, olur mu? Ben vallahi her şeyi halledeceğim bak. Parayı almıştır, ben alıp size vereceğim, tamam. Tamam. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Nasılmış Onur Bey oğlu, iyi miymiş? Babacığım niye bağırıyorsun? İyi, iyiymiş. Ayhan kardeş, evin güzelmiş. Ama inanır mısınız hanımefendi, hep biz geliyoruz. Arada sen de gel, olur mu? Evet, evet. Hep siz geldiğiniz çocuklar ya. Ben de gelirim tabii. Arayı açmayın, yine gelin, tamam mı? Başımın üstünde yeriniz var. Güle güle, güle güle. Babacığım. Baba. Hah. Kim bunlar? Bunlar şey kızım ya, bizim mahallenin çocukları böyle... tavla oynar mısın Ayhan amca diye gelmişlerdi. Ben de oğlum saçmalamaya çalışıyoruz falan dedim. Sen iyi misin? İyiyim kızım. Nasıl geçti görüşme? Ha, iyi miydin? İyi. Ay, konuşuruz evde. Tamam o zaman. Hadi, hadi tamam, gel. Tamam kızım. Ufacık bir işim var, halledip geliyorum. Bu kadar mı? Ne oldu? Hani kızın dünyalara bedeldi? Öyle. Öyle zaten. Kaç para bu? Tövbe yarabbim ya. Yok kızım vallahi ya sen en iyisini hak ediyorsun diye sordum. Başka bir şey değil. Özür dilediler mi peki? Dilemediler. Niye özür dilesinler? Onur'un bir suçu yok değil mi? Doğru. Doğru, herkes kendisini onlara siper etmeli çünkü, değil mi ablacığım? Unutmuşum. Çok nazik davrandılar Berna'cığım. Sana da öneriyorum ablacığım. Bir zahmet ablacığım, adamın hayatını kurtardın sonuçta. Evet ama o da benim hayatımı kurtardı Berna. Ya nereden biliyorsun ya? Sen suyun içinde baygın değil miydin? Ya ablan öyle diyorsa öyle de kızım sen de Allah Allah ya. Amma üstüne gidiyorsun her şeyin. Hem bak işte bizim yanımızda, başımızda, değil mi? Onur Bey de, ailesi de iyi insanlar belli ki. Ve de zenginler değil mi babacığım? Ama bak, umduğun gibi öyle bir para falan da vermediler. Tüh, ne yapsak? Olsun babam, üzülmesen. Bir dahaki sefere de sen önlerine şöyle bir atlarsın. Olur biter. Berna, kırıcı oluyorsun ya. Ben en azından kalbinizi kırıyorum ablacığım. Onlar neredeyse senin boynunu kıracaktı. Kızım üzüntüsünden söyle. Sen kafayı takma. Boş ver. Seninle ilgili değilim. Biliyorum tamam.
kimse yok mu? Adımına dikkat et. Burada herkes adımına dikkat etmeli. Çiçeklerim benim için çok kıymetli. Tıpkı çocuklarım gibi. Anlıyorum. Beni çağırmışsınız. Evet. Seni özellikle buraya çağırdım. Burada daha rahat konuşuruz diye. Hı hı. Buyurun. Çiçeklerimi çok seviyorum. Tıpkı çocuklarım gibi. Ama bu çiçeğin yeri farklı. Çünkü bunu toprağa ben ektim. Ben yetiştirdim. Bugün yaşıyorsa benim sayemde. Ama yaşamanın da yaşatmanın da bir bedeli var. Kontrolden çıkan dalları kesiyorum. Kesiyorum ki daha iyi gelişsin. Daha sağlıklı büyüsün. Ötesinde, berisinde yeşermeye çalışan yabancı otlar onu zehirlemesin. Anlıyorsun değil mi? Sana iyi davranmamız seni şaşırtmasın. Sen sadece kibar davrandığımız bir çalışanımızsın. Ailemizin içinde kavgalara sebep olacak kadar önemli biri değilsin yani. Oğlumu benden koruyacak kadar da ahmak olmadığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Ben sadece işimi yapıyorum. Yani? Benden ne istiyorsunuz Nalan Hanım, anlayamadım gerçekten. Senin aldığını biliyorum. Neyi? Yanılıyor muyum? Sandığım kadar akıllı biri değilsin galiba. Biraz daha açık konuşursanız belki yardımcı olabilirim çünkü gerçekten anlamıyorum. Gerek yok. Sen tarafını seçmişsin. Ama söyleyeyim, durduğun yer sandığın kadar sağlam değil. Ben bu çiçeğin sizin için çok kıymetli olduğunu zannediyordum. Sana bir sır vereyim. Bu evde hiçbir şey benden daha kıymetli değil. Bir şeyin değerli mi yoksa çöp mü olduğuna ben karar veririm. Bunu iyi düşün. Giderken de bu çöpü götür. Berna. Babam menemen yaptı. Afiyet olsun, ben yemeyeceğim. Ama sensiz afiyet olmuyor. Özür dilerim. Haklısın, biliyorum. Dikkatli olmam gerekirdi. Ama gerçekten her şey çok hızlı oldu. Ölebilirdin. Ölmedim ama. Merak etme hem. Öyle uzun süre ölmeye niyetim yok benim. Annem de böyle söylemişti. Ama öldü. Bana bak, gel. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Söz mü? Söz veriyorum. Asla.
asla bırakmayacağım seni. Bir daha kimse için kendini tehlikeye atmayacaksın. Atmayacağım. Gel. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Biliyorum. Ama bana hiçbir şey olmayacak, tamam? Hiçbir şey olmayacak bana, merak etme. Gel. Senin ne işin var burada? Onur Bey, benim size bir şey söylemem lazım. Burada mı? Yatak odamda mı söylemen lazım? Şu an burası bu evdeki tek güvenli yer olabilir. Ne? Ne demek bu? Bakın, ben bir şey buldum. Bir gizli kamera. Nerede? Çalışma odanızda. Yanlışlıkla lambayı kırdığımda... Evet, devam et. Aslında ben oraya onları kimin koyduğuna kesin olarak emin olmadan size söylemek istemedim. Şimdi söylediğine göre öğrendin sanırım. Evet, öğrendim. Kim? Anneniz. Kameralar oraya anneniz koydurmuş. Göster. Tabii. Odanın her yerinde gizli kamera var. Bakın. Onur Bey buradaydı. Gerçekten. Bir saniye. Burada da vardı, burada da vardı. Hatta şurada da olması lazım. Hepsini kaldırtmış Onur Bey. Hepsini. Ben buldum yani. Şu heykelin orada, abajurun arkasında, televizyonun orada, her yerde, her yerde gizli kamera vardı yemin ederim. Hatta size söyleyeceğimi anlayınca tehdit etti beni. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Asla. Gerçekten buldum. Hep... Madem buldun, nerede o zaman? Bilmiyorum. Nalan Hanım hepsini kaldırmış olmalı. Bir daha anneme yalan yanlış iftira atarsan pişman olursun. Kanıtlayabilirim. Kanıtlayabilirim. Elimde kayıtlar var. Göster. Tabii. Bakın, size gerçeği söylüyorum. Size ihanet eden maalesef annenizmiş.
Anne. Canım. Hayrola, bir sorun mu var? Var evet, çok büyük bir sorun var. Neymiş? Sen. Sensin tabii ki. Sen nasıl bir insansın? Ne diyorsun, ben anlamıyorum. Sen benim çalışma odama, ofisime kamera mı yerleştirdin? Ne? Aa, üstüme iyilik sağlık. Nereden çıktı bu saçmalık? Bak, bir kere gerçeği söyle. Hayatında bir kere numara yapma ve gerçeği söyle. E zaten söylüyorum, şu an neden bahsettiğini anlamadım bile. Son kez bir şans veriyorum sana anne. Kendini, yaptığın bu saçmalığı açıklaman için son şansın bu. Neden çalışma odama kamera koydun? Ben çalışma odana kamera falan koymadım. Bu... Benim böyle bir şeyden haberim yok. Yalan söyleme. Burası senin odan değil mi? Komplo. Komplo. Düpedüz montaj. Birileri seninle aramızı açmak istiyor. Bizi oyuna getirmeye çalışıyor. Bu evde senden başka kimse beni oyuna getirmeye çalışmıyor anne. O haberi de sen yaptırdın. Ya sen beni nasıl böyle bir şeyle suçlayabilirsin? Kim söyledi sana bu yalanı? Kenan mı? Şeniz mi? Kimin o telefon? Avunun ve sen bunu çok iyi biliyorsun zaten. Kızı tehdit etmişsin. Ben yalan söylüyorum. O kadın seni zehirliyor onu. Yeter artık, kes şunu. Benim hayatımdaki tek zehirli şey sensin. Belli. Belli, ben ne desem bana inanmayacaksın. O kadının yalanlarına inanmayı tercih ediyorsun. Peki, al bakalım. Al bakalım, bak bakalım bunun içinde öyle kamera görüntüleri, kayıtlar var mı? O programı çoktan sildiğini biliyorum çünkü seni çok iyi tanıyorum anne. Yaptığın incinmiş pozlarını da çok bayat buluyorum. Sen benim oğlumsun. Her şeyimsin. Sana zarar verebileceğimi nasıl düşünürsün Onur? İşte benim aklım da bunu almıyor anne. Sen nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? O kız yalan söylüyor. Seni benden uzaklaştırmak için. Bu seninle benim aramda, başkalarına suç atarak kurtulamazsın. Ben kimseyi suçlamıyorum. Bana haksızlık yapmıyor. Kimse sana haksızlık yapmıyor. Hayatımın her alanında olmak zorunda değilsin. Değilim. Değilim ama ben kendimi anlatıyorum ya. Ben kendimi anlatıyorum. Allah'ım, ben ne günah işledim de öz evladım bana böyle davranıyor ya. Bu ağlamalarının yalan olduğunu, suçunu itiraf etmemek için bu oyun oynadığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Yalan değil. Peki bakalım anne. Şimdilik kazandın. Ama unutma. Sadece şimdilik.
Hala uyumadın mı sen? Ne yapıyorsun ya? Vay. Bırak Nedir? Şunu. Nedir? Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyorum. Elma yiyorum. Onur enişte diyorsun ha? Ne oluyor? Hayır canım, bir şey yok. Öyle bakıyorum. Yani merak ettim sadece. Zeyn hocam. Bak, moralini bozmak istemem. Ama ben zengin koca derken böyle bir şeyden bahsetmiyordum. Yani ne bileyim, mühendis doktor gibi bir şeydi benim bahsettiğim. O yüzden hiç hayal kurma. Kurmuyorum zaten hayal filan. Sadece Onur Bey çok kibar biri. Hayır ablacığım. Uçağı olan çok kibar biri. Arada bir uçakçık fark var. Tam bir ayrı dünyaların insanıyız vakası. O yüzden hiç umutlanma, tamam? Umutlanmıyorum zaten. Sadece Onur Bey gibi birinin böyle bu kadar iyi kalpli biri olması çok tatlı bence yani. Bu kadar yani tamam? Yani inşallah öyledir ablacığım. Çünkü diğer kadınlar muhtemelen kendisini üstüne atıyordur. O kadınlar da seni çiğ çiğ yer ablacığım, tamam? Ahu. Ne işin var senin burada? Ben size veda etmeye geldim. Muhtemelen anneniz beni yarın kovacak da. Sen benim asistanımsın, annemin değil. Ne zaman kovulacağına ben karar veririm. Ama anneniz benden pek hoşlanmıyor maalesef. Önemli olan onun değil. Benim hoşlanmam. Peki siz benden hoşlanıyor musunuz? Bilmem. Daha karar vermedim. Ben ne isterseniz yaparım. Ne istersem. Oh. Bir şey diyeceğim. Ben de ona hediye aldım deme sakın. Aldım. Hani o da bana telefon aldı ya. Ben de karşılığında ona bir şey alayım dedim. Ya sen aynı kalibrede misin? Adamın parası var. Hem ne alaka ya? Sen niye hediye alıyorsun ki? Adam benim hayatımı kurtardı ya. Hayatımı kurtardı benim. Benim de ona karşılık olarak küçük bir şey yapmam lazım. Böyle bir küçük bir jest olarak yani, anladın? Daha emin bile değilsin hayatını kurtardığın ablacığım. Ne jesti?
Peki biz şimdi ne olacağız? Sana bağlı. Oydu beni kurtar. Efendim Kenan. Neredesin? Telefonun niye kapalı? Fenerköy'deyim. Ne? Kafayı mı yedin sen? Ne işin var orada? Mecbur kaldım. Onur'la akşam geldik. Ahu bak. Bak bu çok tehlikeli. Hemen bir bahane bulup ayrıl oradan. Yakalanırsan işimiz biter. Biliyorum. Bir şekilde halledeceğim. Bir şekilde halledeceğim. Özür dilerim, uyandırdın mı? Yanlışlıkla düşürdüm. Erkencisin. Yo, saat erken değil aslında. 10:30. Burada patron benim. Ben erken diyorsam erkendir. Harika bir fikrim var. Neymiş o? Şehirde çok sevdiğim bir kahvaltıcı var. Seni oraya götürmek istiyorum. Şehir mi? Şehir çok uzak. Ama çok güzel. Ben kullanırım arabayı. Uzun zamandır bu eve gelmemiştim. Eskiden ne zaman kafam atsa buraya gelirdim. Çok huzurlu bir yer. Evet. Çok güzel gerçekten. Hadi sen giyin istersen. Ne oluyor? Anlamadım. Neden gitmek istiyorsun burada? Yo, ben şeyden. Yani aslında doğru söylüyorsun. Niye gidelim ki burası bu kadar güzelken? O zaman itiraz kabul etmiyorum. Plan yapıldı. Sen yatakta tembellik yapıyorsun. Ben de gidip bize yiyecek bir şeyler alıyorum ve bütün gün yataktan çıkmıyoruz. Fazla geç kalma olur mu? Şimdiden karnım acıkmaya başladı bile. Bütün günüm senin.
Hemen geliyorum. Beni çağırmışsınız. Onur nerede? Hiçbir bilgim yok Nalan Hanım. Fenerköy'de olabilir mi? Gerçekten bir bilgim yok. Ha, sanki bilsen söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? İsterseniz baktırayım çocuklara. Gerek yok. Çocuklar işime yaramaz. Ahu geldi mi? Gelmedi. İyi o zaman dikilme. Hadi git. Neredesin? Telefonun niye kapalı? Fenerköy'deyim. Ne? Kafayı mı yedin sen? Ne işin var orada? Mecbur kaldım. Onur'la akşam geldik. Bak bu çok tehlikeli. Hemen bir bahane bulup ayrıl oradan. Yakalanırsan işimiz biter. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle alayım sizi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir menü rica edebilir miyim? Figen, kızım bir menü getirir misin? Ben de hesabı alabilir miyim? Tabii, tabii. Hemen. Afiyet olsun. Ya ben bununla mı uğraşacağım yoksa işime mi bakacağım? Buyurun. Teşekkür ederim. Şu hale bak. Hiç dinlemeyecektim seni. Hepimiz ayak bağı. Ne ağlaması bitiyor, ne zırlaması, ne ilgisi, ne maması. Kızım neden öyle diyorsun? Evimizin neşesi o. Sorma. Ne neşe ne neşe. Ver ver bana. Al sen şunu. Al sen şunu. Hah. Ay yavrum yavrum. Bak, ah. Dur. Gel gel gel. Gel annem. Senin sinirlerin bozulmuş. Hadi git dinlen biraz. Ben bakarım Alper'ime. Bakarsın bakarsın. Ne kadar bakacaksın acaba daha? Yavrum. Ne kadar bakacaksın? Bakar mısınız? Hı? Bir su alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Sağ ol. Teşekkür. Of yavrum. Güzelim benim. Aslan parçam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yemekler çok güzeldi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayatta olmaz. Ben gitmem. Ne demek ben gitmem? Anne benim Fenerköy'de ne işim var şu anda tam olarak söyler misin? Kardeşin yeterli bir sebep değil mi Alara? Hayır değil. Madem sen kavga ettin sen git. Hayır Alara. Ahu gitsin o zaman. Asistanı değil mi? Hem ayrıca belki yalnız kalmak istiyor. Niye gidiyoruz ki biz ben anlamıyorum. Yalnız kalmasın diye. Ne diyorsun anne? Duymuyorum seni. Ay tamam bir şey demiyorum. Sustum. Hiçbir yere gitme. Küçücük bir faydan olmasın şu hayatta. Öyle saksı gibi otur. Olur. Tamam. Nalan Hanım, Zeynep Hanım geldi. Niye gelmiş? Onur Bey için bir hediye verecekmiş. Al. Al içeri. İki tane evet, sarımsaksız. Hemen gelebilir mi yalnız? Teşekkürler, tamam. Kartla ödeyeceğim. Kolay gelsin.
Aa, keşke Onur da burada olsaydı. Bu inceliğinize o kadar sevinirdik. Yani o kadar da büyük bir şey değil aslında. Basit bir dolma kalem sadece. Aa, lütfen. Düşünmeniz yeterli. Bu zamanda böyle ince düşünen insanlar hiç yok. Madem Onur Bey yok, ben kalkayım artık. Siz iletirsiniz. Bence en doğrusu sizin iletmeniz. Anlamadım. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Pardon, siparişinizi getirdim. Şükürler olsun. Gördüm Seher teyze, gözlerimle gördüm. Uçurumdan kendini denize attı. Figen öldü. Seher teyze. Ben iyiyim, merak etme. Sen neden buradasın? Sipariş getirdim. Sipariş. Figen. Figen, sen neden bize hiç haber vermedin? Serhat nasıl üzüldü, kahroldu sen öldün diye. Sen neden buradasın? Bak şimdi sana bunları anlatacak vaktim yok ama sana söz veriyorum. Gelip her şeyi sana anlatacağım. Sen bizi hiç aramadın. Yaşadığını bildirmedin. Evet çünkü. Çünkü ne? Vaktim olmadı. Vaktin mi olmadı? Kızım, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Perişan olduk biz. Senelerdir yasını tutuyoruz. Tutmasaydınız. Bak, şu an bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Gitmen gerekiyor, tamam mı? Git. Yazıklar olsun sana. İthmanelerde yalnız kalma. Sürünme diye yanıma aldım seni. Evladımdan ayırmadım. Geldin. Habileyim dedin. Kabul ettim. Senin evladını kendi evladınmış gibi bağrıma bastım. Büyüttüm. Bugünlere getirdim. Serhat'ım ona kendi öz kardeşiymiş. Oğluymuş gibi davrandı. Bunu karşılığı. Kandırdın bizi. Ben değil, siz kendiniz kandırdınız. Mutsuzdum ben. Mutsuzdum, anlıyor musun? Keşke beni bıraksaydın da o yetimhane köşelerinde büyüseydim, daha iyiydi. Sevmiyorum ya sizi. İstemiyorum. Sizden kurtulmak için yaptım. Zorla mı? İstemiyorum. Serhat yıllarca yasını tuttu senin. Ya tutmasaydı? Tutmasaydı. Figen. 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 Figen deyip durma bana. Figen yok. Figen öldü. Anladın mı bunu? Anla artık bunu. Oğlunu da mı yok sayacaksın? Sen gerçekten anlamıyorsun galiba. Siz hiçbiriniz benim umurumda bile değilsiniz. Al. Bunu sana lazım olur. Bu içerideki adam için mi terk ettin bizi, oğlunu? O içerideki adam dediğin adam kim biliyor musun? Hepimizi mahvedebilecek. Hatta Serhat'ı gözünü bile kırpmadan öldürebilecek birisi.
O yüzden sen ol. Serhat'a sakın beni gördüğünü söyleme. Kırsan. Tüh. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni evime aldığım güne lanet olsun. Soysuz. Şeytan görsün yüzümü. Bu suikast onu çok sarstı. Böyle kötü olduğu zamanlarda Fenerköy'deki eve gidiyor. Ben annesi olarak o kadar kaygılanıyorum ki. Yanına gidip ona hediyesini vermeniz onu ne kadar mutlu eder şimdi. Ama yani... Psikolojisi çok bozuldu. Yalnız bu konuştuklarımız aramızda kalabilir mi? Size anlattığımı duyarsa çok üzülür. Ben... Merak etmeyin. İnanın hediyesini ona götürmeniz sadece onu değil, beni de çok mutlu edecek. O kadar iyi gelecek ki. Yani anlıyorum ama aileden biri gitse. Hayır hayır, aileden kimsenin yardımını istemiyor. Ama siz çok farklısınız. O travmayı onunla beraber yaşadınız. Sizi çok özel buluyor. Belki dertleşirsiniz. Ha? Anlatır size. Ben annesi olarak yardım edemiyorum. Ama siz edebilirsiniz. Bir anne olarak size yalvarıyorum. Anlıyorum. Ama ben şimdi oraya nasıl gideceğimi bile bilmiyorum. Kolay, ben size araba ayarlayacağım. Ehliyetim var dediniz. Var tabii ama yani... Ben şoförle de gönderirdim sizi ama oraya yalnız gitmeniz önemli. Onur'a büyük sürpriz olacak. Siz zaten buraya Onur'u görmek için gelmediniz mi? Ben de nerede olduğunu söylüyorum işte size. Elinizde hediyenizle sizi karşısında görünce çok şaşıracak. Eminim çok mutlu olacak. Gidin, konuşun onunla lütfen. Sizden başka kimseye güvenemem. Evet ama sana marketteki en güzel şeyleri aldım. Bir de kendime bir şeyler aldım o yüzden. Çok geç, ben mantı söyledim. Birazdan gelir. Hatta gelmek üzereydi. Hayır. Saçmalama, ben sana harika şeyler yapacağım. O saçma sapan mantıyı yemeyeceksin herhalde. Teklifin nedir? Sıcak. Acı. İnsanın aklını başına alacak kadar tatlı şeyler. Merak etmeye başladım. İstersen hemen gösterebilirim. Görmek için sabırsızlanıyorum. Hayrola Seher Sultan? Ha? Anne iyi misin? Su. Bir bardak su. Ne oldu? Yok bir şey, yok. Yok bir şey, yok bir şey. Tansiyonun mu düştü ha? Şekerin mi çıktı? Hastaneye götüreyim mi? Yok, yok bir şey, yok. Yok.
Sadece. Ne? O içerideki adam, dediğin adam kim biliyor musun? Hepimizi mahvedebilecek. Hatta Serhat'ı gözünü bile kırpmadan öldürebilecek birisi. Ne oldu anne? Yok bir şey. Yok. Şu Tarık amcana asabım bozuldu. Sermiş gene yola ne var ne yok. Az kalsın düşecektim. Ya anneciğim sen buna mı sinirlendin? Ben gider konuşurum, ne olacak? Serhat bırak şimdi onu. Şehre inmen lazım. Niye? Un azaldı. İyice bitmeden almak lazım. Daha yeni aldık. Kötü çıktı o. Hadi git bir an önce de geç olmadan geri dön. Anne tamam ben gideceğim. Ama sen iyi oldun emin misin? İyiyim çocuğum iyiyim. Hadi bir sürü işim var benim. Git bir an önce. Hayırlısı. Hayırdır? Misafirimiz mi vardı? Zümrüt anneciğim, Zeynep Hanım, Onur o tatlı... Bildim, bildim, bildim. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. O meşhur Zeynep sensin demek. Ben Onur'un babaannesiyim. Zümrüt Beyoğlu. Estağfurullah. Estağfurullah. Memnun oldum efendim. Asıl ben memnun oldum. Adını çok duydum ama tanışamamıştık. Onur yok mu? Yok. Ben de şimdi onun yanına gidiyordum. Ya. İyi. Güzel. Güzel. Pekala. İyi günler. İyi günler. Ne diyorsun sen bana? Niye geldin buraya? Sen ne şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz. Tamam. Tamam. Şerefsizim, haysiyetsizim. Git artık. Gitmiyorum. Ne istiyorsun? Para mı? Aklını fikrini parayla bozmuşsun sen. Kızım, sen ne istedin bizden? Biz sana iyilikten başka ne yaptık? Beni boğdunuz. Boğdunuz. Küçük. Sefil hayatınıza mahkum etmeye çalıştınız. Kar damarın çatlamış senin. Sus. Sus. Çatladı. Çatladı. İyisi mi? Sen beni gördüğünü unut. Yaşadığımı da unut. Yok öyle yağma. Bize çektirdin. Bu insanların çekmesine izin vermeyeceğim. Şimdi gidip senin ne mal olduğunu onlara anlatacağım. Anne seni yaşatmazlar. Bak bu insanlar iyi insanlar değil. Sana, Serhat'a, Alper'e zarar verecekler diye çok korkuyorum. Figen, ne demek o? Ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi. Sen hiç değişmemişsin. Hala herkesi kendin gibi iyi zannediyorsun.
Alper senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslı. O nasıl? Alper. İyi. İyi mi? Çok iyi. Ben aslında çok pişmanım. Onu görmek istiyorum. Ama biliyorum bu yanlış. Ben ona layık bir anne olamadım. Kızım. O nasıl söz? Sen onun annesisin. Hadi gel. Alper seni gördüğüne nasıl sevinecek? Gerçekten mi? Hadi gel. Tamam. Aho. Allah Allah. Ben buradan daha önce geçtim sanki ya. Uf, kesin kayboldum ha. Zeynep ya. Hangi akla hizmet zaten geliyorsun ki gecenin bu saatinde buraya? Duymuyor. Ne oldu acaba? Resim mi yapıyorsun? Anne! Anne! Alper annem nerede? Bilmem, çok kızdı gitti. Nereye? Böyle gitti işte. Serhat'ım seni gördüğüne nasıl sevinecek? Hele Alper'im. Ah, ah kuzum benim. Dünyaları onun olacak. Kuzum, kuzum. Yeter, yeter. Az kaldı kızım, şurası. Yoruldun mu? Yoruldum, evet. Senden de yoruldum. O çakma vicdanından da yoruldum. O zırvalıklarından da yoruldum. Yeter. Ne? Ben kendime bu hayatı kurmak için neler feda ettim, senin haberin var mı? Şimdi sen bir anda geldin diye ben bunların hepsinden vazgeçemem, anlamıyor musun? Neden geldin benimle o zaman? Sence? Beni o evden uzaklaştırmak için. Her şeyin yalan. Yalansa yalan. Anla artık. Senin hayatını istemiyorum. Nefret ediyorum o sefil hayatından. Senden de nefret ediyorum. Serhat'tan da nefret ediyorum. Alper'den bile nefret ediyorum, anladın mı? Nankör! Nankör! Bana kimse vuramaz, duydun mu beni? Duydun mu beni? Seni paramparça ederim. Bırak! Duydun mu beni? Bana bak. Kanka ya. Bak. Sen utanmıyor musun benim peşimden ya? Sen kendini bana vücut çekmişsin. Bırak! Bırak! Bırak!
Bırak beni. Alo Kenan. Efendim Onur Bey. Çocuklara söyle Fenerköy'deki eve bir araç göndersinler. Tamam Onur Bey. Tamam, hemen hallediyorum. Bırak! Elimde kalacaksın! Yeter! Yeter! Geber! Yanına bırakmayacağım. Karakola gidip her şeyi anlatacağım. Hüsler'de çürüyeceksin. Ben buna izin vermeyeceğim. Ben buna izin vermeyeceğim. Buna izin vermeyeceğim. Yardım edin. Yardım edin. Geber. İmdat, yardım edin. Anne! Nereden çıktı? Yardım et. Yardım et bana. Yardım et. Yardım et bana. Tamam. Tamam, dur. Dur. Yardım et. Tamam, tamam, yardım edeceğim. Yardım. Yardım edeceğim, tamam. Yardım et bana. Yardım et ne olur. Yardım et bana. Yardım et. Yardım et bana ne olur. Aç şunu. Aç şunu.
Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonu? Bir kadına çarptım ben orman yolunda. Neredesiniz? Orman yolunun çıkışında Fenerköy'de. Hemen buraya gel ambulansı ara, hemen buraya gel. Tamam, hemen geliyorum. Gelmediğim yerler ya. Neredeyim ben ya? Nerede kaldın Ahu? Nerede kaldın ya? Neredesin sen? Ambulans nerede kaldı? Gecikir, buraya zor gelir. Ne demek gecikir ya? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne demek sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kadın benim önüme çıktı. Ben normal seyrimle gidiyordum. Kadın benim önüme atladı. Ambulans gecikebilirmiş. Kadın çok kan kaybetti. Ne yapacağız? Biz götüreceğiz. Onur dur. Dur. Kıpırdatma. Kalıcı bir hasar verirsen ne yapıyorsun? Ne yapmamı istiyorsun şu anda? Geciken ambulansı mı bekleyeyim? Senin saçma sapan laflarını mı dinleyeyim? Kadının ölüşünü mü izleyeyim? Ne yapmamı istiyorsun? Ambulans gelmeden senin buradan gitmen lazım. Seni göremez. Gitmen lazım Onur. Bu kadını burada bırakamam. Bu kadının ölmesini izleyemem. Yardım et, arabayı taşıyacağız. Yaptığın şey çok riskli, beni dinlemen. Kapıyı aç, konuşma. Kapıyı aç. İnsanlar konuşacak. Konuşma, içeri girme, yardım et hadi. Tamam, ver. Boynuna dikkat et. Koltuk altından tut, çek. Yavaş. Çok büyük risk alıyorsun. Yavaş ol, tamam. Sen nasıl böyle bir risk alabiliyorsun? Sen kim olduğunun farkında mısın? Vakıf olayından sonra bir de bununla mı gündeme geleceksin? Yapamazsın. Bırak, ben götüreyim lütfen. Şu anda hiçbir şey bu kadının yaşamasından daha değerli değil benim için. Anlıyor musun? Konu kapanmıştır. Allah Allah. Niye duruyor şimdi burada ya? Aa. Onur Bey değil mi o ya? Onur Bey?